Efendim, herkese selamlar. Güzel bir akşam olsun, akşam üzeri olsun daha doğrusu. Söz verdiğimiz gibi buradayız. Dediğim gibi Cuma günü, yani yarın, o malum bir arkadaşım burada şu anda, Almanya'dan geldi. Dün onlarla gezdik, uçuş yapamadık. Bugün de normalde burayı gezmeyi planlıyorduk, benim yaşadığım şehri, ama yağmur yağdığı için ve demir yollarında bir grev var. Ondan ötürü yapamadık. O yüzden ben de uçuş yapmaya karar verdim. Sabah yapmak istemedim. Sabahleyin A300'de uçtum. Bugün 3 tane uçuş yapıyoruz. Afrika'dayız. Malum. Avustralya, Yeni Zelanda ve Oşiyanika'dan bu tarafa geldik. Sevgili Mücahit kaptanı görüyorum şurada. Diğer tarafta bir Pegasus var. Acaba Serhat mı o? Olabilir. Bir bakalım. Golf, Alfa. Aynen. Oo, Murat abi var. Murat abi nerede? O da APK girmiş. Nö. Neredesin? Ha, burada bak 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 bak. Airpiece. Görüyor musunuz? Abi çok güzel ya. Bayıldım ben bu boyamalarına, bu uçakların. İnşallah budur. Yanlış görmüyorumdur inşallah. Evet, ilk uçuşumuzu CRJ ile yapacağız. Ondan sonra Embraer ile Mısır'a gidiyoruz. Ondan sonra da Güney Afrika'da A300'e uçacağız. İlk A300 yayını uçuşumuzu yapıyor olacağız. Sevgili Kubik'cim sağ olasın Instagram paylaşımları için. Eyvallah Murat abi. Hocam, eyvallah sağ olasın. Herkes hoş geldi tekrardan. Sercan hoş geldin. Ha, doğru değil mi o? Abi baktım ben, adamlarda bir sürü uçak var ya. 737-500'den tut. Embraer ikinci seri 190'lara kadar var yani. O yüzden iyiyiz. Uçuş süremiz çok güzel. Tatlış bir uçuş süresi. 1 saat bile değil. Dolayısıyla böyle rahat rahat bir uçuş yapacağız. Hemen öncelikle geldim buradan. Simülatörümüzün sesini bir açalım. Unutmadan, çünkü direkt şeyden başlayacağız. Ne derler? APU'dan başlayacağım uçmaya. Eyvallah. Tamam, Sercan önemli değil. Gene gelirsin ya. Bugün 2 uçuş daha var, merak etme. Efendim, neredeyiz? Şöyle bir saniye, özür dilerim. Akra'dayız. Buradan Lagos'a gideceğiz, malumunuz. Yaklaşık 45 dakikalık bir uçuş olacak. Şıkır şıkır halledeceğiz. Öncelikle geliyoruz, uçağımızın performans kısmında uçağımızın boş ağırlığını ayarlayacağız. Şöyle hemen şöyle 90 kişiye çakalım. Ondan sonra 4700 küsür yakıtımız oluyor. Bu da burada şöyle bir set diyelim. Boş ağırlığımız bugün 28300 küsür. Aynen bu şekilde geldi. 28307'yi gördüm az önce ama şöyle bir daha yapalım bakalım. Şöyle yaparsak. Evet. Şöyle. Tamam. Tamam, 29.800 kalsın bu şekilde. Burayı bırakıyoruz. 7,5 Mach trimimizi gördük. Üst panele geldik. Hemen batarya switch on. Simülatörümün, kendime de sesini açayım. Batarya on dedik. Geldik. Herhangi bir şeye dokunmuyoruz. Power fuel on. Start switch'imiz. Start'ı verdik. Hemen şuradan navigation lights on. Emergency light'larımızı arm ettik. Seat belt ve no smoking light'larımız on. Şuradan overhead panelimizi açalım. Şıkır şıkır APU'muz gelsin. Bu arada hava yolumuzu görüyorsunuz. Gerçek bu arada. Bir şaka değil. 1 Nisan değil. İBOM Air. Şeyi de, çağrı kodu da İBOM. Sağ olsun bunu Arslan abimiz yaptı. Çok da güzel yaptı. Gerçekten Afrika'da uçan bir hava yolu. Muratcan hoş geldin. Aynen. İbon'un var. Bu arada renkleri de dikkat ederseniz Urfaspor'un renklerine biraz benziyor ama tam sarı değil. Şurası biraz oranç kaldı. Efendim üst panele geldik. Gördüğünüz gibi APU available gözüküyor. Packlerimizi açtık. Recirculation fan on. Windshield'lerimiz şimdilik low'da bırakıyoruz. Üst kısımda başka yapacağımız herhangi bir işlem yok. Geldik alt kısma. Alt kısımda öncelikle altitude'umuzu ayarlayacağız. Şu anda elevation'ımız 205'te. Hemen gelelim. Şuradan 205'i ayarlayalım.
220'ye landing elevation'ımızı ayarladık, bıraktık. Geldik position'ımıza. Position neredeydik? Delta Golf Alpha Alpha'dayız, Accra'dayız. Accra. Şöyle preview page'den FM GNSS 1 position'ımızı aldık. Şuraya koyduk ve position'ımız belli oldu. Flight plan'a geldik. Delta Golf Alpha Alpha Delta November Mike Mike giriyoruz. Şöyle route'u aldık. Burada gördüğünüz gibi execute ediyoruz ve kontrol edeceğiz. Şimdi 2-1 pistinden kalkıyoruz. Erek 1 Delta uygulayacağız. Böyle devam ediyor. Next page. Şimdi varışımızı planlıyoruz. TE 1 November Molop 1.8 right pistte olacak. Buralarda tamam her şey gözüküyor. Şöyle performance unit page'imize geldik. Bunu hazırladıktan sonra hemen tabletimizden geliyoruz. Şu anda girmiş olduğumuz uçağımızın bütün ağırlık bilgilerini copy performance unit data to FMS diyoruz. Şöyle bir kere tıkladığımız zaman bilgiler geliyor. Burada bize sadece cruise level'ı girmek kalıyor. Dolayısıyla şuraya hemen gelelim. 3-1-0-0-0 girdik. Tak. Buraya da execute dedik. Bıraktık. Alternate cruise altitude'ümüzü hemen girelim. Şuradan özür dilerim. Alternate cruise altitude'ümüz 290 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da buraya girmiş olalım. Execute dedik. Şimdi burada next page yapıyoruz. Cruise'da ortalama 0.06'dan 3 alacağız. Bayağı sakin. 0.06'dan 3 cruise'da alıyoruz. Şimdi Accra için bir meter alalım. Delta Golf Alpha Alpha. Evet, hava oldukça kapalı burada. Şu anda 180'den 9 esiyor. 189'da şöyle girelim. İneceğimiz sırada da top of descent noktasındaki şeyimizde. Hemen şuradan bakalım. Top of descent 310'da 224'ten 6 derecede yine 6 rüzgar alacağız. 224 6'yı da buraya girdik. Isle deviation'ımız bugün artı 16. Dolayısıyla şuraya 16'yı yazdık ve girdik. Execute dedik. VNAV ayarlamaya devam ediyoruz. Şu anda Accra için transition altitude'ümüz 3000'dir. 3000'i girelim. Şey içinde, Lagos içinde yine transition altitude'ümüz 3500. 3500. Bunu da girdik, bıraktık. Execute. Şöyle next page'e geldik. Next. Next. Şurada bir tayede bir direct vermiş. Bunu girdik. Next. Next. Execute. Herhangi bir hata vesaire olmadığını gördük. Şuradan geldik. Alt page'de hemen tıkır tıkır. İşlemler devam. Buraya navigation'ı aldık. Check. Şuraya da gelelim. 1. Yaw damper 1, 2, tamam mı? Stabilizer 1, 2, Mach trim auto'da, burası standby'da. Şuraya hemen 12.000 yapalım. 12.000. Şöyle de 1'e açalım. 122.800 frekansında olduğumuzu gördük. Integrate, kabin ve display light'larımızı açalım. Buralarda tamam. Herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz yok. Şıkır şıkırız. Üst panelimize geldik şimdi. Üst panelde 3-1-0 takip edeceğiz. Şöyle 3-1-0'ı girdik. 3-1-0'ı girildi. Burası tamam. F diye bir kere bastım ve navigation'ı arm ettim. Uçuş başımız kalkıştı efendim. Şöyle. 2-1 pistinden kalkacağız. Heading'i 206'dır. Dolayısıyla gelelim. Onu da ayarlayalım hemen. ...206 set. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bu arada tamam, herkes burada. Sorun yok. Çok iyi. Kapımızı kapatalım. Aircraft. Hayır, buradan kapatalım.
1, 2. Buralarda kapandı. Push aracımız geldi. Üst panele geldik. Full boostlarımız açık. All hydraulic pumps'lar on. Beacon lights on. Şimdi şurada 113 bir Akra radio açık. Bu da tamam. Evet, Akra'yı görüyorum. Check. Her şey tamam. Kaptanlarım, ben müsaade istiyorum. Push alıyoruz. Bilginize. Kuyruk sağa, baş sola gelecek. Murat abinin önünden devam edeceğiz. Parking brake release. Üst panele geldik. Şöyle bakalım, herhangi bir eksiğimiz, gidiğimiz yok. Start switch on. Parking brake release. Ve startımızı verdik. Bir kere basmak yeterli. Serhat'cığım, sen de olduğun yerde push alabilirsin. Seni görüyorum, sen benim arkamdasın. Push al olduğun yerde. Şıkır şıkır. Murat abi zaten önde, o ikinci veya üçüncü gelir. Kimler online oldu bilmiyorum ben önce de. Evet, sağ motorumuzun ignition'ı tamam. Sol tarafı verdik. Bu arada Mücahit Kaptan da hazır gibi. Sen de al. Efendim, sol tarafımızda ignition'ı tamam, herhangi bir eksiğimiz gediğimiz yoktur. Sadece trimimizi kontrol ediyoruz. 7.5 olacak. 7.5 trim gözüktü. Buraya geldik. Ne yaptık? High'a aldık. Props'larımızı açtık. Hexlerimiz tamam. APU start switch stop. Power fuel stop. Durduk. Parking brakes on. Aracı gönderdim. Flaps. Flaps 8. Görüldü. Trim 7.5. Check. Aha. Benim hatam arkadaşlar. Az önce Murat abinin başına gelmişti bu olay. Şurada görüyor musunuz? Aircraft pozisyonunda takılı kaldı. Dur bakalım, inşallah sorun çıkmaz. Yoksa uçuş planını yeniden yüklemek durumundayız. Dur bakalım. Allah'ım, inşallah gitmemiş olsun ya. Şimdi fuel değişmedi. 4740. Ya pushback helper hani dışarıdan çalışıyor ya, orada onun üzerine bir şey bastığın zaman arka plandaki de gözükmüş oluyor. Dur bakalım nasıl olacak şimdi. Uçak bir çalışsın. Evet, ne yazık ki
Benim tahmin ettiğim gibi oldu. Şöyle indekse gelelim abi. Hemen position şıkır şıkır yeniden hazırlayacağız yine. Hemen geliyorum. Arm. Parking brakes. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Yolda kervan düzeceğiz arkadaşlar. Güzel. Evet, 206 idi uçuş başımız. Onu da ayarlayalım. İndirmedi. Evet, Beykoz'dan olacaktı hacı. İkisi de çok güzel çünkü meydanların. Trim 7.5 altimetreler tamam buralar şıkır şıkır. Şimdi her şeyimiz tamam. Take off config is okay de gördük. Bir sorun kalmadı. APU'muz gitti. Dediğim gibi az önce yanlışlıkla şeye dokundum. O yüzden kervanı yolda düzüyoruz. Gel gel Murat abi gel arkama gel. Bir Serhat geliyor şu anda gölgeden. Pegasus geliyor bir tane. Sislerde göremeyebilirsin. Baromuzu resetledik. Alfa 1. Dörder dakika tutun arkadaşlar. Dörder dakika arayla kalkabilirsiniz. Benim peşimdeki hemen 4 dakika olmuşsa kalksın. Tamamdır abi. Serhat'tan sonra taksi yapıyorsun. Meydan çok güzel bu arada ya. Keşke alsaydınız Beykoz'dan. Frenimizi bıraktık. Evet her şey güzel. Şu şeyimizi kontrol ettik. Tamamdır. Hadi iyi uçuşlar. Toga Climb.
Canavar. Nev. Autopilot on. Baro standart. Check. Climb thrust. Cin gibiyiz, cin. Benim kalkalı 2 dakika oldu bu arada. Hemen simülatörümüzün sesini kısalım azıcık. Evet, Akra kıyıları. Mükemmel. İbomayır. Evet, speed'imizi çıkaralım. 275. Ryzek hoş geldin. Eyvallah, sağ olasın.
Müzikle ilgili bir ayar yaptım. Evet, kim kalktı şu anda? Murat abi kalktın mı? Bakayım. Oo, bir TH'ye 1881 görüyorum. O da ki böyle. Evet. Serhat kalkmış. Tamam, ondan sonra da Murat abi kalkacak. Evet, söylediğim gibi gün sonunda inşallah A300'de uçacağız. A300'le Lizbon'dan döndüm dönülü uçuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olmuş. İlk başta bir problem yaşadım kurulumla ilgili. Sonra düzelttik. Oldukça stabil şekilde. Hatta bugün Bakü'ye uçtum. Çok acayip bir şey vardı. Gusting vardı. Ona rağmen çok güzel bir yaklaşma oldu. Öyle yani söyleyeyim size. Uçuş süremiz zaten kısa bir malumunuz. Dolayısıyla pek bir problem olmayacak. Şıkır şıkır gideceğiz. Ben speedimizi 300'e alıyorum. Bunu yapıyoruz. Ondan sonra 14'te bir uçuşumuz daha var. Bu saatiyle 16'da, özür dilerim. Oo, fotoğraflar gelmiş. Bak Murat abi, bak senaryoyu yüklemiş. Mücahit, sen yüklememişsin kaptanım. Evet, burası 8000 üzeri geçilecekti. Biz 9000'deyiz. Rahatız. Varış meydanını yükledin mi peki? Çünkü varış meydanı da Beykozluk. Orada da çok güzel. Bu arada bir 18000'i geçtik. Bir after takeoff checklist yapalım. Nerede bizim checklistimiz? Efendim, CRJ-900 için after takeoff checklist. Landing gear up. Flaps all retracted. Fuel X-flow auto overrate auto'da. Thrust lever LR açlar off pozisyonunda. Lights'lar istediğimiz gibi şöyle. Cabin release diyelim. Logo light'ı da kapatalım. Check. Her şey tamam. Blue Waves, hoş geldin. Öncelikle hayırlı olsun. Okan kaptanım, hoş geldin. Blue Way. MSFS'i aldın. Şeyin var mı? Joystick'in var mı? Öncelikle joystick'ini çözelim. Peki bir şey söyleyeceğim sana Mücahit. Sen ne yaptın abi o şeyi? SSD olayını ne yaptın? O gösterdiğin SSD'yi almadın inşallah, değil mi? Artık M2'ye geçmen lazım abi. Simülatör için. Güvencim, hoş geldin bu arada. Görmemişim. Sofren. Blue Way, ekipman var mı? Joystick var mı? Oo, tamam. Harika. O zaman ilk defa uçak simülatörü kuruyorsan genel havacılık uçaklarından başlayacaksın, tek motorlardan. Bol bol in kalk yapıyorsun birkaç saat. Ondan sonra kendine bir airliner seçeceksin. Ya yani normal havada 1-2 saat uçabileceğin bir uçak. Yüksek irtifalarda onun üzerine çalışacağız. Ondan sonra beraber geleceğiz, uçuş yapacağız seninle. Evet, Murat abi kaldı. Abi Sadık Ali diye bir adam geliyor. O da bizimle aynı yere uçuyor. Çok iyiyiz ya. O da bizim trafikten. Yani başka merak ettiğin bir şey varsa sor tabii, onları halledelim.
joystick'in olması önemliydi. Dediğimiz gibi, bize her zaman söylediğim gibi, uçuş akslarını iyi bir şekilde yapabilmen için önemli. Yoksa klavyeyle gamepad'le olacak iş değil. Zor olur daha doğrusu. Bu arada biz hemen şöyle uçuş. Tamam, buralar iyi. ARM 1.8 Ride uyguluyoruz arkadaşlar bu arada. Bilginiz vardır. Şöyle denize doğru ineceğiz bugün. Rüzgar dönmüş mü? Yok, rüzgar güzel. Tamam, rüzgar 1.8 Ride için uygun. Schofield MW. Welcome or hoş geldin. Ah, hoş geldin. Bu arada müzik listem de güzelmiş ha. Ama Mısır uçuşuna hazır olun arkadaşlar. Veriyoruz mezdekeyi. Mısır uçuşunda mezdekeciyiz. İyi uçuşlar Murat Kaptan. Zulu 16'da Kahire'den Luxor'a gideceğiz. Luxor'u çok seviyorum ya. O çölün ortasında, nehrin geçtiği yerde böyle bir vaha gibi, böyle bir serap gibi yemyeşil bir yer ya. Embraer'le oraya uçacağız. Ondan sonra da akşam 18'de Güney Afrika'da kargo operation'ımız var. Dedem Osmanlıymış diyormuşum. Oraya sürülmüşler de biliyorlarmış diyormuşum. Yok ya, Allah korusun ya. Düşünsene abi, deden Osmanlı padişahıymış. Sen kimlik arayışındasın dünyada. Hayatta peşine koşmazdın var ya. Bana ne abi, herkesin sultanlığı kendine derdim yani. Evet, İbom Air. Milf Air'den önceki son durak. Varış mı? Varış mı? Kalkış mı? Akrada 1011 QNH. Şeyde de 1011. Lagos'ta. İki yerde de 1011 hocam. 1011. İdi en son. Varış demişken, varış meydanının da transition'ını gireyim de. Abi az önce uçağı kapadım ya. Hiçbiriniz de bir şey demediniz var ya. Allah razı olsun sizden. Uçağı havada düzdük bugün. Vallahi bak. Evet, cruise altitude'umuza geldik arkadaşlar. 310. Şıkır şıkırız. Climb thrust'la devam ediyoruz. Nasıl yani? Hangi A320 kötü? Schofield. Hangisiyle uçuyorsun sen? Sakın simülatörün kendi Airbus'uyla uçup öyle deme. Phoenix var mı sende? Yoksa genel olarak A320 uçağını mı sevmiyorsun? Onu bir kararını verelim seninle. Gitmiş. Efendim, Altimeter Captured. Hızımız artıyor. Şıkır şıkırız. Zaten Top of Descent'imiz az olacak. Çok iyi ya. Sen miydin o 1881? İmansız. Bakayım. Hemen bir sofren kontrolü yap. Uçağı havada düzme. Ya niye uçağı havada düzdün biliyor musun? Az önce şu ekranı görüyorsunuz değil mi? Bak, buraya aircraft kısmına gelirsen şurada cold and dark var. Ben burası açıkken, bu page açıkken, sizin görmediğiniz arka plandaki pushback helper'ı çalışırken tam buraya denk gelmiş, cold and dark'a aldık uçağı yanlışlıkla. Hocam. O yüzden öyle oldu. Yolda düzdük yani. Ama hemen hallettim tabii ki. Allah'tan
Cold and Dark ezberimiz iyi. Hafızız. Cold and Dark hafızları. Top of the Sen'de de bir şey kalmadı hocam bu arada. Notlara yazalım. Bayılıyorum ya. Şuna bak ya. Görüntüye bak abi. Sahile bak. Uçağa bak. Bak yani. Bir çiğ köftemiz yok İbomayır. Bu arada boyama için tekrar sevgili Arslan abiye teşekkür ediyorum. Arslan abi Cashmere'i boyadı bu arada. İsteyen olursa veririm. A300 için Cashmere. Vardır ya, vardır ya Serhat. Ya bu arada sevgili Kubik. Bir şey soracağım. Aha. Evet, soğuk şefimiz Taner geldi. Wisconsin hoş geldin. Kubik bir şey soracağım abi. Ben bu sevgili 800 küsür takipçimi Instagram'a nasıl bulaştırabilirim ya? Bu bizim ticari Instagram hesabımıza reklam verdim bu arada. 30 euro mu ne verdim? Şöyle bir açıyorum hocam şimdi gözünüzün önünde. Ya bizim buradaki uçan yani arkadaşları bir oraya çekmemiz lazım ya. Taner'cim ne yaptın? A300'e geçtin mi? Abi ne uçak yapmış adamlar ya. Dur geliyor şimdi. Dönüş için. Tamam Kahire'de kontrol edersin. Aa uçak geçti. Aa, lan. Gördünüz mü? Kesin Akra'ya gidiyor ha. Kesin Akra'ya gidiyor bu. Kontrol et. Yo. Dur. Etihad. Aynen Akra'ya gidiyor. Bak Addis'ten geliyor. Arkadaşlar çarpmayın bu uçağı. Ne güzeldi öyle ya. Kubik basıyor Instagram'ı. Vallahi Kubik'cim bastım basalı bir değişiklik gelmedi Instagram'a. Şöyle açık kalsın. Neyse 6 günlüğüne reklam verdim Türkiye için. Bakalım nasıl olacak. Galiba çalışır gibi mi geliyor? Bakacağız. Dedi Berkan hoş geldin. Çok iyi. Ya dur öyle yapma dur. Sen gidersen herkes gider gitme. Only fans. Novus kaptanım hoş geldin. Bak dün reklam verdim parayla tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 takipçi gelmiş. Yok abi benim oradaki paylaşımım benim ticari şeyim ya rehberlik için kurduğum şey. Orada sadece Portekiz'le ilgili şeyler paylaşıyorum fotoğraflar. Gezi yaparsam eğer birini gezdiriyorsam onunla birlikte dedim. Gezdiğimiz yerlerin fotoğraflarını, hikayelerini paylaşıyorum öyle yani. Abi geçen oradan işte siz bilmiyorsunuz kardeşim. Adam Instagram'dan beni buldu. Brezilya'ya gideceğiz ya. Instagram'dan iş bağladım ben. Ya o var yani bir gerçekliği. Oradan ulaşıyor insanlar. Bu arada Top of the Sand noktamızda geldik. 20. dakikamızda acı basıyoruz şimdi şöyle.
Kaça gideceğiz? Arne başlangıcımız 3000 mandatory'dir. Şöyle 3000'i al. Olca hoş geldin. Efendim şöyle 3000'i aldık. Tamam. 3000 aldık. Top of descent noktamız şıkır şıkır geldi. Ne yapıyoruz? Speed öncelik diyoruz. Ve gazı aldık geri. Geri geldik manuelden. Devam ediyoruz. Alçalmamız başladı. Ne yapacağız burada? Şimdi V-Nav gelecek. V-Nav point'imiz. Bir beyaz yıldız, bir mavi nokta geliyor. Onu takip edeceğiz şimdi. Hızı biraz düşürelim. Şöyle 300'de tutalım abi. Tamam. Evet. Beyaz yıldız ve mavi noktamız geldi gördüğünüz gibi. Uçağınız PET'teyken, eğer PET'te olmasını istiyorsanız bunlara gelmiş olduğunu bakacaksınız. Ne yaptık? Azıcık gazı kestik. Bak şimdi uçak o noktaya geliyor. Bak. Gördün mü? 2'ye az geçti. Bıraktım. Az geçti. Biraz daha gaz veriyorum. Gaz veriyorum. O kendi bak. Sen ayarlıyorsun bunu. Uçakta V-Nav yok. CRG'de V-Nav otomatik değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Değil mi? Sen bir de şey al bak. Kodyak'la uç Serhat. Ondan sonra şeyle uç. Oo, bak önümüzdeki meydan da çok tatlı değil mi bu arada? Bu meydan bizde yok mu abi? DBBB. Hemen bakayım listemize. DBBB var mı? DBBB. Vallahi yok. Utandım şu anda. Arşivi kontrol ediyorum. Burası da çok güzelmiş ya. Abi hemen bunu çöz. Setup, MSFS, Afrika. Evet, Afrika. Neresiydi DBBB? DBBB. Abi. Bura hangi ülkeydi ya? Benin miydi acaba? Aynen benim. Benim yok. Bak benim yokmuş, gördünüz mü? Adamın bir tanesi I am working on demiş. Tamam, yapıyor bir tanesi. Biri yapıyor abi, şu meydanı yapıyor biri. Çok da tatlış bir meydan ya. Afrika'da şehir meydanı ve denizle bitiyor. En sevdiğim. Çok iyi. Kubik. Çiğ köfte bulabiliyor musun Polonya'da? Aha, Wisconsin. Wisconsin takip etmiş. Daha ne olsun abi ya? Tamam, Wisconsin takip ettiyse bugün kazançlıyız. Kubik, Wisconsin'e bir tane Polonya şeyi borçlusun, haberin olsun, patatesin. Şimdi efendim herkes havada mı? Evet, herkes havada. Mesafelerimiz de çok iyi. 2 APK geliyorlar. Bir de Nijer kalktı. Sadık Ali, o da bizimle birlikte geliyor. O da Mücahit'in arkasından inecek. Dolayısıyla onun da inişini izleriz ha. Sadık Ali'yi ben onu şimdi yazarım şeyden, Twitch'ten. Bak Twitch'ten diyorum ya. Neydi bu? Nokta chat. Sadık Ali Arap herhalde. Ya da Afrikalı mı? Nijer 001. NCR 001. I have a good flight. We are on your...
Çocuğun ağzına balı çaldım acı. Dedim ki inişini vereceğim dedim. Ozobo 20'de. Oluyor canım, niye olmasın? Kim diyor onu olmuyor diye. Bak bak for real demiş. Bak bak Twitch'i soruyor. Arkadaşlar hazır olun. Hazır olun. Ali geliyor Ali. Ali'yi hemen aşılayalım. Ali'cim gel buraya. Hop yala. Evet, Ali'ye zehri verdik. Birazdan hay çeker. Aldı gazı. Aynen öyle. Ya şu meydanı abi, bu Ben'in meydanı çok ilgimi çekti benim ya. DBBB. Burayı kaydedelim. Gerçi bence şey de iner. RP mi? Roleplay mi? Nasıl? Bu arada sakalları kesmişim. Ayna gibi parlıyoruz ya. Helal olsun. Efendim, iniş petindeyiz dedik. Şimdi AppSex noktası 5000 üzeri geçilecek. Ondan sonra Molop'ta maksimum 200 natta 3500 ne aşağısı ne yukarısı giriyoruz. Ondan sonra AppSex'ten sonra Molop'a gideceğiz. Molop'ta 3500 mandatory ve 200 nat hız. Ondan sonra Mike 500 noktasında da 3000 olup oradan aşağıya manuel olarak ineceğiz. Ben borderless kullanmıyorum abi. Full kullanıyorum. Border'da bugün sevgili Murat abi şu anda yayında, o problem yaşadı. Yanlışlıkla şuradaki çıkan ekrana bastı iki defa. Ben full screen abi. Çerçeve istemiyorum ya. Bu arada iniş petimizi görüyorsunuz. Bak hem mavinin hem beyazın tam üzerinde görüyorsun değil mi? Bunu manuel ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsun. Manuel throttle'dan ayarlıyorsunuz. Şimdi tabii ki constraint'imiz var speed'le ilgili. Bu arada meter'ımızı alalım. Bu alkışlar Wisconsin'i bu arada. Yok abi, mesela önceden preparda uçarken bu Afrika falan her yer çöl olurdu, tamam mı? Orta Asya vesaire. Şimdi bir gidiyorsun abi, İran'dan ben bugün bir kalktım, dağlar vesaire o kadar güzel ki. Evet, peti tutturduk. Aa, bu arada inen var bizim meydana. Air Brüksel iniyor şu anda. Diğerleri de sırada zaten. Lagos popüler bir meydan ya. Bak kargo da gelecek Brüksel'den bir tane. Oo, bu önümüze inen de kargo uçağı bu arada. Tamam işte, bak Murat abi aynı olay. O yüzden hiç gerek yok abi, o riskleri almamak lazım. Bak biz az önce ne yaptık? Şurada geldik, bir yanlışlıkla bir dokunduk. Cold and Dark şeyi aldı uçağı. Cold and Dark diyorum ya. Tabii Cold and Dark'ı aldı. Evet, AppSex noktasına geldik. Yavaş yavaş hızımızı keseceğiz bu arada. Şöyle speed diyelim. Geri al. Al al güzel kardeşim. Al. Al 270'e. Birazdan 230 olacaksın. Hızı kes. Oo, Mamiko hoş geldin. Eyvallah, bak ne güzel, mutlu oldum ben de. Vallahi YouTube'daki
kitlemi çok seviyorum. Orada acayip bir depar attık. Yani 500. video geliyor zaten yakında. YouTube'daki 500. video özel bir şey yapmam lazım. Bir artı takipçi sayısı da o kadar oluyor. Bir kontrol edeyim tekrar da. Aynen 409 takipçimiz var. 496 video. Bugün 3 tane daha geliyor. Bu arada Navigation Pad geldi. Şimdi 10.000'deyiz. Ne yaptık? Landing Lights 10. Check. Hemen bir Descent Checklist yapacağız. Evet, Landing Elevation'ımız 65-138 toplamda. Dolayısıyla şuradan geldim. ...160'ı ayarladık. Landing Elevation check. Fuel güzel. 3000 küsürde. TCAS as required. Radar terrain display'imiz. Şuradan gelelim hemen. Zınk diye. Terrain radarımızı açtık. Burada güzel. Bu arada meydanı yüklüyor galiba. Dondu simülatör ama gelir şimdi. Tamam, simülatörümüz de geldi. İnişimiz devam ediyor. SX noktasına geliyoruz. Özür dilerim, SX noktasına. Güzel. Şurada VOR'u kapatacağız. Kapatalım. Arnav ineceğiz çünkü. Efendim meydan ileride. Şurada bir yerde. Deniz üzerinde inmek isterdim ama denize karşı bugün. Dolayısıyla devam ediyoruz. Şimdi önceliğimiz 3500. Çünkü constraint var. Hızımızda 200 knot olacak. Hoş geldin kaptanım. Ne haber? Afrika'dayız hacı. Çok güzel. Efendim approach için birazdan baro ayarlayacağız. 3500'de baromuzu resettikten sonra approach checklistimi yapacağım. Evet, hızı alıyoruz 200 nota. Hızı 200 nota çek. Ya yani 200 notun 6 da olur bu arada. Lagos traffic, very good afternoon. Ebon 28 Fox Fort. Expecting RNAV 18 right, Lagos. Evet, baro resetlendi. 210'a düştük. 3500'e sabitlendik. Müziğe teşekkür ettik. Hızımız geri geldi. Bir flap verdik. Bir flap da slide'la birlikte tutuyoruz. Şimdi hemen şuradan simülatörümüzün sesini açayım kendime. Sizleri de açalım. Şimdi mandatory 3000 diyoruz. 3000. Tekrar speed önceliği bir kere bastım. Hızı çektim. Düş. 181 final baştır. Şöyle 181 başı ayarlayalım. 181 çek.
3000 mandatory dedik. Nereye kadar? Mike 500 noktasına kadar hızımızı artırmaya devam. Landing lights on. Logo light'ı da açalım. Hadi iniyoruz. Az kaldı. Şimdi minimumumuz kaç? Minimumumuz efendim MD 455'tir. Go around durumda runway heading 1000 diyoruz. Ondan sonra apex noktasına geleceğiz. Speed'i aldık. Flap da land gear down. Reverser'lar arm edildi. Kontrol bizde. Hadi inişler. 455 minimum. Flight director off. Speed'i iyice alalım. Flap daha verdik. Verir. 455'e kadar devam arkadaşlar. Hızlı hızlı aldık. Flaps full. Kes. Evet, gear down, 3 green. ...455'e 500. Orant gelir mi? Sanki gelecek gibi arkadaşlar. Çok sis var. Evet, missed approach. Runway heading 3000 olacak. Önce 1000 sonra 3000. Missed approach. Lagos traffic E-bomb 28 Foxworth going around. ILS mi denesek? F6 5000. Climb thrust. Arayı resetledik. Bunlar kalabilir.
Evet, Apsex'e gidiyoruz. Ben de Apsex'e geleceğim şimdi. Niye böyle oldun sen? 5.000'e çıkacaktın. İnin mecbur ineceksin abi. Meydanı göremedik kardeşim. Meydanı göremedik. Evet, 200 nata alalım uçağımızı. Speed şeyimiz var, restriction'ımız. Kötü oldu bu ya. Yayın saatimi engelliyor. Neyse, yayın 4'te. Şimdi 001 başa döndük. Tamam, not. Böyle 22 mil devam ediyoruz. Sen bak bakalım, görüş bulabiliyor musun? Çarşı karıştı ya. Vallahi Murat Kaptan, hepiniz hızlarınızı alın arkadaşlar. Şimdi Apsex 3500, şöyle al. Tek gözle inerim diyor ya. Abi. Tek gözle inenlere selam olsun deyip. Baromuzu aldık. Kötü oldu abi. Şimdi şeyimizi tekrar hemen halledelim şuradan. Özür dilerim. Hanım da var ya, yazacağı zaman o kadar iyi biliyor ki. Bak şurada bir uçak var, gördünüz mü?
Yeri dök. ...1500 alacağız uçağı. Kontrol bizde efendim. Şimdi 4500'e tekrar meydana arayacağız bakalım. Abi çok zor ya. Bir sorun var. Benim anlamadığım bir sorun var şu anda VFR'da. Yine bir go around gelebilir. Bunu da beceriksizlik olarak addediyorum. İnde tutalım uçağımızı. 455 mis... Ya önce pisti bulamadık. Ters geldik. Tamam mı? Vor'la Arnev karışık. Flaps. Şimdi inmiyorum. Pisti alacağım karşıma. 181 baş. Görüş nasıldı bu arada? İyi miydi? Abi iki kişi indi bile ya. Pardon, Serhat indi. Şeyden, arkamdan şey geliyor şimdi. Görüş nasıl? Ya siz bu hava durumunu simüle etmiyor musunuz kardeşim? Niye bu problemleri ben yaşıyorum sadece? Bu arada biriyle paralel iniyoruz galiba, eğer o hızını kesmediyse. Arkamda biri var. Kim abi o? Bizim İskandinav mücahididir. Yo, Murat abi gelecekti. O mu acaba? Evet, gear down, flaps full, lightslar on. Meydanı arayacağız şimdi. Ya yazıyor burada radyal 181 diye.
Ha öyle mi? Büyük ihtimalle birazdan göreceğiz. Görür görmez döneceğim zaten. Abi minimuma 300 fit kala baksana. Çek. Bir ışık görüyorum ama dur bakalım o ışık mı? Yok abi yok. Meydan yok ya. Valla. Şehir meydanlarının dezavantajı da abi. Evin üzerine düşme. ILS varsa ben 1.8 left'e ineyim ya. Böyle olmaz ki bu. Tut 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 tut. Tut 500'den aşağı inme abi. Minimumda tut. Gördüm sanki ama dur bakalım. Tamam 500'e düşme. Allah belanızı vermesin. Siz nereye meydan yaptınız? İmansızlar. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Çok ince bir çizgi var şurada. Düş. Vallahi gördüm. İniyorum. Check. Field inside, runway inside abi. Vallahi ya. Tamam tamam oldu bu iş. Abo o neydi be? Düşme. Her türlü go around'tu bu. Geç teker koyacağız mecbur. Yemin ederim var ya. Böyle bir şey yok ki. Bu neydi ya? Serhat da şey gibi follow me aracı gibi önümde. Murat abi geliyor bu arada. Go around atıyor galiba. Ya geliyor ya go around atıyor. Dur bakalım izleyelim. Geliyor vallahi. Hiç affetmedi. Gel gel. Abi çok kötüydü ya. Berbattı yani berbat. Ulan niye ALS seçmedik ki kardeşim ya? Ya meydan bir kere çok büyük. Follow me aracım burada. Vallahi ya arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Berbat bir yaklaşma ve iniş oldu yani. Hiç olmaması gerekiyordu bu uçuşum. O kadar söyleyeyim yani. Bu olayı yaşanmamış sayalım. Gel gel. Kargo apronunda ileride bir yer daha var. Ya biz 1.8 left'e inecektik ya. Biz normalde 1.8 left'e inecektik.
Bu arada arkadaşlar, şimdi iki arkadaş da yan yana geliyor galiba. Vallahi ha, biri gene birbirine girme durumunda. Sadık'la Ali şu anda çarpışacak ha. Sadık'la Ali mücadele ediyorlar abi. Şey, Mücahit'le. Ben inişleri izleyecektim. Bir dakika bekle. Murat abi durdum, haberin olsun. Şuradaki karışıklığı gidelim görelim bakalım. Evet, kimler meydanı bulacak? Çok pisti ya. Abi Norbert diye de bir çocuk geliyor, o sonra gelecek. Şu anda Mücahit'le Ali'nin mücadelesini izleyeceğiz. Işığını görüyorum. Kim ama önde şu anda? Ali mi, Mücahit mi? Şu anda Mücahit önde abi. Ali'ye ne oluyor ki? Ali kesin şort attı. Ya burası normalde kalkış pisti. Biz gittik iniş. Of, çok güzel bir meydan bu arada ya. Lagos. Ya bu Mücahit. Hanım da tam iniş sırasında yazıyor abi ya. Biri go orant attı mı acaba? Evet, Mücahit geliyor. Evet. Oo. Şiir gibi iniş. Ama pist dışına doğru. Hocam. Peki şeye bakar mısınız? Bir slopa baksanıza, bir pistin slopunu. Süper yapmışlar. Ali Efendi? Aa, Ali Efendi de geliyor. Aa, onun uçağı şey çıkmış bu arada. Default çıkmış. Çünkü yanlış bir şey girmiş büyük ihtimalle. Kod girmiş. Devam Serhat. Abi o neydi ya? O sis neydi öyle ya? Mahvetti bizi. Şimdi sevgili arkadaşlar, saat 15.24, yaklaşık 36 dakika sonra ikinci uçuşumuzda, günün ikinci uçuşunda Kahire'de olacağız. Uçuş planı mevcut. Kahire'den Luxor'a gidiyoruz. Embraer 195 şeyle, 190'la, bilginize. Biz hemen parklarımızı yapalım.
Yaptın mı? Ya uçuşumuz çok zevkliydi. O geçtiğimiz o 40 dakikalık coast kısmı, sahil kısmı falan efsane ama bu Lagos'un hava kirliliği mahvetti bizi ya. Yapmayın kardeşim, bu ülkeleri temiz tutun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Meydanlar çok güzel böyle, bak yokuşlu mokuşlu, görüyor musunuz? Bak bak, slope'a bak. Zaten touchdown zone'la terminal arasında bayağı bir fark var. Çek kardeşim, international'la çek. Abi gate'lerin başına galoş mu geçirmişler, bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar galoşlarınız hayırlı olsun. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar, günün birinci uçuşu tamam. İkinci uçuşu için hazırlıklara başlıyorum şimdi. Saat Zulu 16'da Kahire'deyiz. Kahire'den Luxor'a gideceğiz. İstediğiniz tipte uçakla gelebilirsiniz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonraki uçuşumuzda görüşürüz. Kusura bakmayın, yani acayip bir hava durumunda oldu bu iniş. İnşallah diğer uçuşumuz daha güzel geçer. Herkes kendine çok iyi baksın. Birlikte uçtuğumuz arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlarla da zaten gelirlerse diğer uçuşta görüşeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın tekrar.